Hayatı çok ciddiye alıyorsun. Alma. Bu kendi gözlerinden yarattığın, izlediğin bu hayatı, kendi yarattığını, o kadar ciddiye alıyorsun ki onu yaratanın sen olduğunu unutuyorsun. O hayatı sen yarattın. Yarattığın içinde kaybolma. O kadar gençler yazıyor ki, abi 18 yaşındayım, 20 yaşındayım, ne yapacağım bilmiyorum, tükendim, tıkandım, ne yapabilirim bilmiyorum, ne istediğimi bile bilmiyorum. İnsanlar bir adım atmadan önce ilk başta bence kendilerini tanımalı. Çünkü ne kadar kendini tanırsan evreni tanırsın. Biz zannediyoruz ki biz evrendeki hiçbir şeyiz. Bir tanecik kadar hiçbir şeyiz diye zanneden insanoğlu. Ama aslında genel olarak baktığında aslında içimizde ne evrenler olduğunu görürüz. Yani bu evreni, bu yaratılışı anlamak için aslında içimize dönmemiz gerek. İçimize döner, kendi doğamızı anlarsak bu sefer dışarıyı anlarız. Onun için hep derim bunu ben. Daha önceki videolarımda dedim. Hayat yoktur. Senin hayatın yoktur. Sen hayatın ta kendisindir. Hayat sensindir. Hayatı sen yaratırsın, izlersin. Çünkü sen olmazsan bu hayat tecrübe edecek kimse olmaz. Değil mi? En kötü şey zaten onu ciddiye almak. O kadar ciddiye alırsın ki kendini kaybedersin. Yani bu hayatı kendi gözlerinden yarattığın, oynadığın bir film, bir tiyatro sahnesi, bir oyun gibi düşün. Hiçbir fark yok. Değil mi? Sen kanatlarla doğdun. Bu geldiğin yaşamda niye sürünmeyi tercih ediyorsun ki? Ama anlıyorum, insanoğlu bu geldikleri dünyada, yarattıkları yaşamda, toplu kolektif bilinçte öyle güzel bir oyun ortamı yaratmışlar ki hiçbir fark yok bilgisayar oyunlarında. Saraylar, sınıflar, sınıf ayrılıkları, seviyeler, ego, mallar, mülkler, tüm gereksiz finans, ekonomiyle ilgili problemler, sistemde yaratıp aslında hiçbir işe yaramayan birçok oyun sahası. Yani insanoğlu kendi problemlerini yaratıyor. O problemleri çözmek için daha da büyük problemler yaratıyor. Yani aslında hayat o kadar kolay ki, o kolaylığı komplike eden de insan, onu götüren de insan. Ne bileyim, toplu taşıma, aklınıza yine gelebilecek her şey yani. Her şey. Bunların hepsini insanoğlu yarattı. Aslında genel olarak o çerçevenizi açar, dışarıdan kendinizi gözlemlemeye başlarsanız ve kendinizi görür ve evreni de gözlemlemeye başlarsanız aslında buranın bir oyun sahası olduğunu görürsünüz. İşte insanın, her insanın kendi gözlerinden yarattığı ve onu tecrübe ettiği hayat. Ama bu hayatı anlamamız gerek ama ona ayak uydurmak zorunda değiliz. Yani herkes aynı yolda gidiyor diye biz de koyun sürüsü gibi aynı yolda yürümek zorunda değiliz. Aynı yolda yürüyerek çok tahmin edilebilir bir hayatta sürmek zorunda değiliz. Herkes oradan gidiyor diye biz de gitmek zorunda değiliz. Eğer gitmemiz gerekiyorsa o artık egodur. Nefistir. Çünkü insanoğlunun bu hayatta basit tabiri diyebileceğim en sebebi ihtiyacı boşaltım yemek. Bir de kalacak bir yerde başka bir şey gerek yoktur. Yani biz bu yaşamı ciddiye almaya değil, onu yaşamaya geldik. Bakın etrafınıza ciddiye alanlara. Ciddiye almaya başlarsan mahvetmeye, savaşmaya, yıkıp dökmeye başlarsın. Ne için? Kefeninde, cebi yok. Buradaki hiçbir şey de sana geri dönmeyecek. Ne? Ne bileyim, savaşlar, mal mülk kavgası, para, hırs, kaygı, ihanet, kin, nefret. Bunların hepsi de kısa süreli duygular. Dünya senden önce de vardı, bu evren senden sonra da var olacak. Bu evreni sen yaratmışsın gibi davranma. Tamam, biz de evrenin bir parçasıyız, yaratanın bir parçasıyız. Ama biz onun yarattıklarını, onun gözünden izlemeye geldik o güzellikleri. O güzelliklere aşık olmaya geldik. Onlar bizim için var. İnsanoğlu bu her şey, etrafınıza gördüğünüz her şey birbiri için, birbirine faydası olsun diye de yarattı. Onların kölesi olalım diye değil. Belki de kendimizi kaybetmemiz de olması gerekendir. Belki de onun yarattıkları o kadar şaheser, o kadar güzellikler var ki ona aşık olmamak mümkün değil. Aklınıza gelebileceğiniz her yere bakın. Her şey onun şaheseri. Bizlerin, yaratanın, yaratılışın, yani tekilliğin. O kadar aşık oluyoruz ki onları yaratan biz olduğunu unutuyoruz. Yani dediğim gibi, niye herkes koyun sürüsü gibi herkesin gittiği aynı yoldan gitmeye çalışıyor? Bakış açısını sınırlandırıyor. Gitmeyi ver. Başka yol var mı diye sorulacak. Dene. O yolu bulmaya çalış. Ya da o yolu bilmiyorsan o yolu takip etme. Bir yol çıkacaktır elbette ki. O yola çık. Yolun sonunu görmesen bile o yola çık. Yolun sonu gözükecektir zaten. O yoldan gitme koyun sürüsü gibi. Dışarıda kal.
Katılma. Diğerleri oynuyorsa oyun, sen o oyunu çok oynama. Ciddiye alma. Ne olacak ki? Ha, bazen kendine güvenmeyen, korku ile beslenen toplumlar çoğunlukla izin vermeyebilirler. Ya da farklı bir yoldan gidersen niye gidiyorsun gibi bir şey yapmaya başlayabilirler. Yapsınlar. Ben de Türkiye'ye yerleştim. O kadar kişi laf ettik. Etsinler. Bu benim hayat. Sözde, düşüncelerde gerçek değil. Kendini ciddiye al. Kendi haricindeki hiçbir şey ciddiye alma. Değer verme. Çünkü en büyük değer sensin. Ne kadar en büyük değeri kendine verirsen her şeye değer verirsin. Ne kadar kendini seversen o kadar her şeyi seversin. Ya garip değil mi? Herkes aynı mal, mülk, okul, aynı kaygılar, aynı şeyleri peşine koymak, koşmak, aynı şeyleri satın almak, aynı şeyler için ölüyor. Garip değil mi? Yani kendi olduğu yetmiyor, olmak yerine başka biri olmaya çalışıyor. Bu sosyal statü olabilir, kendini eksik hissettirme olabilir ya da bu öğrenilmiş çaresizlik de olabiliyor. Yani aslında kendisi bir bütün ama o yolda o şeyler öğretildiği için, farklı yola bilmediği için veya sorgulamadığı veya sorgulasa bile belki sabırlı olmayabilir. Başka çözüm yolu yoktur. Belki onu görmüyor olabilir şu anlık ama sonra hangi yoldan giderse gitsin herkesin gittiği yol aynıdır. Görecektir. Ben belki 10 defa düşüp görmüşümdür. Diğeri 30 defa düşecek. Belki diğeri de bir seferde düşecek, öğrenecek. Ama hepimizin gittiği yol aynı yol değil mi zaten? Ama işte aynı yoldan gidince yani oku, emekli ol, bilmem ne standart şeyler yani. Hayatımız tükeniyor. Kendimiz olmak yerine biri olmaya çalışıyoruz. Biri olmaya çalışırken de özgürlüğümüz gidiyor. Ama özgürlük her zaman neredeydi? Buradaydı. Kafa özgürlüğü. Kafada özgür olursan korkuların olmazsa otomatik cesaret ve kalpte koşulsuz sevgi açılacaktır. Bundan sonra senin arayışın da sonlanacaktır. Bir bütün olacaksındır. Sen sadece yaşayacaksındır. Bu kadar. Çünkü insanlara anxiety, endişe geliyor sürekli. Yani eğer ben katılmayacağım, ben sürüyü takip etmeyeceğim diye sürekli bunlar başlanırsa insan egosu, nefsi içeriden saldırmaya başlar. Der ki hayır, takip et. Endişeler gelir, korkular gelir. Ama evim var, bilmem ne var, borçlarım var, ne olacak? Ne olacak? Sen onlarla doğmadın ki, onlarla doğmadın. O ölünce de onlar yanında gelmeyecek. Korkuların hepsi kafada. Gerçek değil. Bir örnek verelim. Bir sistem kurmuşlar. Sistemin çalıştığı söyleniyor. Ama düşünsenize. Bir tane otobüse bineceksiniz. 1 milyon kişi bir anda otobüse binebilir mi? Bilemez. Sistem çöker. Ya da şimdi çoğu insan araba fiyatlarından, Türkiye'deki araba fiyatlarından muzdarip. Şu an tüm herkes araba almayı bırakırsa, araba fiyatları 1 liraya bile düşse kimse almazsa değersiz olur değil mi? Aslında onu değerli yapan biziz. Ya da 1 milyon kişi bir anda araba almak istese talep var mıydı? Talep arzdır. Alamayacaktır. Sistem gene çöker. Yani ne yaparsan yap sistem çöker ama o sistemi yaratan insandır. Ama sen ne yaparsan yap sen bu yaptığında kendi değersizleştirmezsin. Sadece yaparsın. Her zaman değerli olan sensin. Sistem değil. Etrafında gördüklerin değil. Etrafındaki gördüklerin değerli kılan sensin. Bazen de onu yapmayacak cesaretin veya zamanın olmaması veya bahane uydurman onu yapmayacağın anlamına da gelmiyor. Ya da kendine hiçbir zaman değersiz etme. Çünkü en değerli olan sensin. Bunu şey gibi düşün. Yani insanlar çok birbirini yadırgıyor. Bazen işte şu kötü, şu bilinçsiz, şu bilinçli falan filan diyor. Bir meşeyle meşap olabildiğini düşünün. Meşe ağacıyla meşap olabildiğini. İkisi de farklıdır değil mi? Meşap olamadır. Küçüktür, meşe ağaçtır. Ama aslında baktığında ikisi de aynıdır. Meşe palabında o koskoca görünüşü, meşe ağacı potansiyeli vardır. Çünkü onu bir yere bırakırsan o da bir ağaç olacaktır. Yani aslında değersiz, değerli diye bir şey yoktur. O yolda ilerleyen tecrübeli veya daha tecrübesiz kişiler vardır. Yani herkes aslında potansiyel bir meşe ağacıdır. Sadece büyümesi gerekir. Bu kadar. Bazı insanlar çok ciddiye alır. Bazı insanlar da benim gibi ciddiye almayı bırakır. Mesela Amerika'ya bakın. Çok örneklerini görüyoruz. Artık insanlar sistemden çıkmaya çalışıyor. Başlıyorlar da karavanda, dışarıda arabalarında yatanlar var. Sen sistemin dışına çıkıp hani gerçeğin farkına varıp hayatlarını yaşamaya başlayan birçok insanlar var. Bu hayat dengedir zaten. Biri bu tarafa gider, o boşluğa bak yeni gelen jenerasyon ya da başkaları da olur yani. Siyah beyaz gibi. Denge. Politikası. Her zaman evren denge içinde yürür. Biri çıkar, biri gelir. Onu güzel yapan da olur zaten. Her şeyin sonu olması. Çünkü sonu olmasa ona güzellik diyemezdik. Onu değerli kılan sonunun olması. Sınırlı olması. Bu yaşam gibi. Hayatı ciddiye alabilirsin. Yaptığın yanlış değil ama ne kadar ciddiye alırsan o kadar o ciddiye aldığın şey sen olmaya başlar. Yani atıyorum ki ben şuna çok değer veriyorsam
bu ben olmaya başlarım. Bu yani satın aldığım şey çok değerliyse benim gözümde, ben onun kölesi olmaya başlarım. Yani değeri kendinden başka her şeye verirsen kendini değersizleştirmeye başlarsın veya öyle hissetme potansiyelin olabilir. Bazen öyle kaybolursun ki nereden başladığını unutursun. O belki başladığını, nereden başladığını hatırladığın yolda o başlangıcını unutursun. Gitmek istediğin yoldan saparsın. Yani unutursun nereye gitmek istediğini. İşte bu da nefis egodur. Bazen de toplumdaki çalışmana, tecrübene, seviyene, itibarına o kadar güvenirsin ki orada çalışmama, dışarı çıkma düşüncesi bile sana endişeler yaratır. Çünkü zannedersin ki sen onsuz hiçbir şeysin. Yani onunla yaşamak zorunda kalırsın kendine, korkularından dolayı, kaygılarından dolayı hapis hayatı geçirirsin. Bazen bazıları o kadar kendilerini kaybetmişlerdir ki eleştiri bile kabul edemez, kalpleri kapalıdır, açık konuşamazsın. Hatta öyle anlar gelir ki normalde kalpten doğruyu yaparsın ama o kadar insanların bazen kalpleri kapanmış olabilir ki yanlışa doğru demeye başlarlar. Kınamak gereken şeyler övülmeye başlanabilir. Bunu bir tiyatro oyunu gibi düşünebilirsiniz. Oyuncular tiyatroya gelir, sahneye çıkar, ezberledikleri oyunu oynarlar, sonra maskelerini çıkartırlar, gerçek hayata dönerler. İşte biz bu tiyatro sahnesinde bazen o maskeyi giydiğimizi ve o maskeyi çıkarmamız gerektiğini unutabiliyoruz. İşte bunun için burada kimseyi yadırgamaya, suçlamaya gerek yok. Yadırganacak, suçlanacak kimse yok. Çünkü onu yapan bizleriz. Benim, bunu izleyen sensin. Yaşamaya, çalışmaya çalışma. Yaşa, bu kadar. Mesela sabah biri merhaba deyince sen de merhaba diyeceksin değil mi öyle örneğin? Bunu daha önceden planladın mı? Biliyor muydun olacağını? Yani bunların hiçbiri planlandı mı? Nasıl yaptın? Ya da saçlarını sen mi uzattın? Nefesini sen mi alıyorsun? Gözlerini kırıp sen mi kırpıyorsun bilinçli olarak? Sinirin sistemini sen mi kontrol ediyorsun? Kalbinin atışını, kanın pompalanmasını sen mi karar veriyorsun? Onu bile bıraktım. Düşüncelerin gelmesini sen mi karar veriyorsun? Yoksa otomatik geliyor mu? Dürtüler ve düşünceler. Yani bilinçli veya bilinçsiz fark etmez. Her şeye sen mi karar veriyorsun? Ya da kontrol ettiğin bu illüzyonda egon seni kontrol ettiğini zannettiriyor. Olanı kabullenmeyip yaşamaya mı çalışıyorsun yoksa olanı kabullenip yaşamak yetmiyor mu? Yani belki de yaşamak, olmak bu kadar. Yani hiçbir şey kontrol etmeye çalışmadan sadece yaşamak, olanı gözlemlemek. Çünkü olan şu an oluyor. Ne kadar plan yapsan da olan zamanı gelince olacak. Geleceği şöyle düşünsen de geleceği şu an düşünüyorsun. Her şey şu an oluyor. Gelecekte geçmişte yok. Yani senin bir şey düşünmene gerek yok. Sadece anı kabul etmen lazım. Olanı kabul etmek. Onun haricinde yapılanlar kendinden kaçmaktır bu kadar. Şu an insanoğlu yani bir kısmı egosentrik, bilinçsizlik seviyesinde yaşıyor olabilirler. Bu da normal. Olması gerekendir belki de. Ve özellikle bu tarz kişiler o kadar çok ölümün tehdit olduğuna inanmışlardır ki sırf bundan dolayı yaşayamazlar. Yaşam sonsuzdur. Ölüm bu beden içindir, bizler için değildir. Bir yaşam gelir, bir yaşam sonlanır. Sonrasında yeni yaşam başlar. Zaten kendinin asıl değerini görür, kalbine dönersen asıl senin bu beden, bu zihin, ego olmadığını görürsün. Senin bir irade, bir bilinç olduğunu farkına varırsın. Bakın Mevlana çok güzel bir laf etmiş. Gözyaşlarının bile bir görevi varmış. Meğer ki ardından gelecek gülümsemeleri temizlemekmiş. Bakın hayatı ciddiye alma bencillik değil ya da umursama değil. Asıl hatta hayatı ciddiye almamak ciddiye almaktır. Asıl o zaman ciddiye alır yaşamaya başlarsın. Yani kendi gözlerinden, kendi bakış açısından yaratıp onu izleyen hayatını sonunda yaşamaya başlarsın. Kendin olarak, bir olmaya çalışmayarak. Yani kendin olur, kalbinden kendini önemseyerek, kendini severek yaşamaya başlarsan doğal olarak herkesi, dışındaki herkes önemser, herkesi seversin ve sadece güzeli görürsün. Ve aslında senin benim ayrı olmadığımızı her şeyin bir olduğunu görürüz. Ama hayat çok ciddiye alır. Kendi haricindeki her şeye daha çok değer vermeye başlarsan ne kendine önem verirsin ne başkalarına önem verebilirsin. Ne kendini mutlu edebilir ne de başkalarını mutlu edebilirsin. Zaten başkasını mutlu edemezsin. Sen sadece kendini mutlu edebilirsin. Çünkü sen mutlu olmadığın sürece kimse de mutlu olmayacaktır. Çünkü sen bu hayatı kendi kalbinin yansıması olarak görüyorsun bu kadar. Onun için ciddiye alma. Tüm dünya senin hakkında ne düşünüyorsa boş ver. Dünya sen olsan da olmasan da var zaten. İnsanlar da var olacak. Hayat dönüyor. Etrafına bak. Olan bir şey var mı? Yok. Olan sadece sensin. Boş ver.
Kendini sev, kendini sevmeyi öğren. Bazen insanlar bunu deyince anlamayabiliyorlar. Çünkü insanlar o kadar kendilerini seveceklerini bulmaya o kadar odaklanmışlardır ki. Kendilerini sevebilecekleri. Hatta kendilerini sevdiklerinde hiç kimsenin sevgisini kendi içinde oluşturduğu sevginin daha yüksek olabileceğini anlamamışlardır. Anlayanlar vardır tabii ki de. Yani sevgi senin içinde oluşur, başka sana sevgi vermez. Ve senin içindeki oluşan sevgiyi kimse veremez sana. Onun için dışarıdan gelen her şey kısa süreli hazdır zaten. Yani o kadar kendimizi unutuyoruz ki, acaba bizi severler mi? Acaba benim hakkımda ne düşünüyorlar diye. Sen ne düşünüyorsun kendi hakkında? Senin kalbin ne diyor senin hakkında? Kalbini sevdiğin. Yani başkalarının bizim hakkımızda ne düşündüğünü, sevip sevmediğini, sevebileceklerini o kadar düşünmekten kendimizi unutuyoruz. Belki de kendimizden kaçıyoruz. Yani senin için aslında en zor olanı tutunup onu çözmeye çalışma bu hayatta. En kolayı seç, en kolaylığı ilerle. Yani aslında hayat kolay. Onu kolaylaştırmak senin elinde. Zorlaştırma. Ben de bu YouTube'a başladım. Kalbimden gelen şeyleri paylaşmaya çalıştım. Ve bu tekamül, ruhani boyanışı yaşadıktan sonra, kalbime döndükten sonra kalbim dedi ki farklı şeyler yap. Bunları ver, konuş. Bu yönden ilerlemeye başladım. Ama daha önce ego, nefs derken hani videolar çekmeyi başladım insanlara yardım etmek amacıyla ama sonradan baktım işte para bilmem izlenme falan derken hiç istemediğim videolar yapmaya karar verdim. İstemeden videolar yaptığımı görmeye başladım. Beni daha çok mutsuz etti çünkü sürekli doyurmam gerekiyor. Doyurmam ama başkalarını doymaya çalışırken kendimi tükendiğimi hissettim ve bu yola gittim. Birçok işi belki takip etmeye bıraktı, tepkiler verdiler. Onları da haklıyorum, hak veriyorum. Çünkü her şeyin bir sonu vardır. Herkesin bir beklentisi varsa o beklentileri ben de bulamıyorsa başka bir yere gitmesi zaten normaldir, olması gerekendir. Ama benim içimden bu geliyor. Seviyorum, kalbim bu ilhamı veriyor ya. Bugün bu konuyu konuş. Mesela sonraki video büyük ihtimal şey yapacağım. Kendini sev. Bu ilham geldi. O konu kafamda dönüyor şu sürekli. Onunla ilgili düşüneceğim, yazacağım, video yapacağım. Yani başkalarının ne düşündüğünü umursamıyorum çünkü kendimi tükettim. Şu an ben kalbim diyor ki bunu ver. Ben de veriyorum. Umurumda değil. İster izlenir ister izlenmez. Çünkü ben bunu yaptığım için mutluyum. Sonucunda eğer bir farkındalık yaratır. Kalplerinize değersem önemli olan budur zaten. Yani o kadar sistemi ciddiye almıştım ki o sistem içinde kendi mutluluğumu değil başkalarının mutluluğumu o kadar çok önemsedim ki kendimi mutsuz ettiğimin farkına vardım. Yani örneğin hayatta sizi iyi hissettiren şeyler mi var? Onu takip et. Hissettirmiyorsa da bu kadar takip etme. Bu kadar basit. Hayat bu kadar basit. Boş ver para kazanabilir miyim edemez miyim? Onu boş ver. Sen şu ana geldiğinde 10 yıl önce şu ana gelebileceğini tahmin edebildin mi? Edemezdin. Çünkü olan oluyor. 5 yıl sonra da olan olacak zaten. Niye şimdiden kaygı duyuyorsun? 5 yıl önce şu an şurada oturacağını hayal edebildin mi beni izleyebileceğini? Hayır. Çünkü olan oluyor. Hiçbir şey sen planlamıyorsun ki. Onun için hata yap. Korkma. Hata yap. Toplum sana ne öğretirse öğretsin. Boş ver. Toplum sen değilsin. Sen onlarla ölüp, onlarla yaşayıp, onlarla aynı sofrada yemek yiyip kalkmıyorsun. Boş ver toplum ne derse desin. Başarılı ol, bilmem ne ol. Hayır. Kendin ol. Bu kadar. Kendinden kaçma. Boş ver toplum ne öğretiyorsa öğretsin sana. Alma. Kendin ol. En güçlüsü ol. Çünkü asıl güç sensin. Değer de sensin. Videomuzu Hazreti Mevlana'nın çok güzel sözleriyle kapatmak istiyorum. Endişelenmeyin düşünceyi kim yarattığını. Kapı bu kadar açıkken neden hapiste kalıyorsun ki? Diğeri de konfor alanından uzaklaş, güvenliğini unut. Yaşamaktan korktuğun yerde yaşa. İtibarını yerle bir et. Bırak dilden dile dolaşsın senin itibarın. Arkandan konuşsunlar fark etmez. Ben uzun süre ihtiyatlı davranmaya çalıştım ama bundan sonra çılgın olacağım. Boş verin kim ne derse desin. Sen toplumla birlikte doğmadın. Topluma birlikte de ölmeyeceksin ki. Sen kendin hiçlikte doğdun, hiçlikte öleceksin. Seni sen yapan bura değil. Kalbin. Bu kadar. Bura öğretir. Bura zihindir, programlanır. Toplum öğrettikleri senin kişiliğini oluşturur. Ama sen buradasın. Bura değil. Hepinize sevgiler, sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.